Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan hırsı muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak memleketimize yardım eylesin. Terörle mücadelede güvenlik güçlerimize Cenab-ı Hak imdad eylesin. Verilen şehitler, bu noktada yapılan zararı Cenab-ı Hak telafi etsin inşallah. Memleketimizi bu noktada terörle mücadelede bir ve beraber eylesin. Bu noktada, bu zor günlerde millet olarak terörle mücadelede devletten yana saf tutup devlet, millet bütünlüğü içerisinde bu sıkıntıdan kurtulmamız lazım. Cenab-ı Hak kurtarsın inşallah. Bayanlar gusül abdest alırken kulaklarında küpe olması gerekli midir? Normalde o kulak deliklerinin içerisine su geçsin diye böyle şey yaparlar. Ne o? Ovuştururlar. Hani bir halk arasında tabir vardır. İğne, toplu iğne deliği kadar işte su değmedik yer kalmayacak diye. Bu toplu iğne deliği doğru değil. Bir nohut büyüklüğü miktarındaki bir alana su değmezse kasıtlı bir şekilde veya kasıtsız, kasıtlı dediğim bir yara vardır, bir bere vardır, bir problem vardır, bir sıkıntı vardır, ondan olur. Kasıtsız gayri ihtiyar, bir insanın ağzında işte marul kalmıştır yerken, ne bileyim işte bir yeşillik yapışmış kalmıştır veyahut da başka bir şey vardır, orada yapışmış kalmıştır. Bundan sorumlu olmaz o kimse. Ama tabii kadınlar işte kulaklarını deldiriyorlar. Deldirdikten sonra altına su geçsin diye uğraşıyorlar. Eyvallah, altlarına su geçmesi için uğraşacaklar ama geçmese, normalde orası yani kulağını deldirdiği yer kavuşsa, orası böyle birbiriyle bütünlük arz etse, illaki bir daha kulağını delip de yok küpe takıp da oraya su değdirmeye uğraşmasınlar. Ben hastanede çalışıyorum. Hastalarımızın üzeri mecburen açık oluyor. Ve ben istemeden o haliyle görüyorum. Sonrasında abdest almak gerekiyor mu? Hayır. Bir kimseden şehvetle bir şey çıkarsa o zaman abdest alması gerekir, gusletmesi gerekir. Ben anne ve baba sağlam. Anne hamile kalıyor. 2-3 aylık hamileyken çocuk ana rahminde ölüyor. İki kez oldu. Bir kere de dış gebelik. Sübyen diye bir şey var mı? Varsa sübyenin çaresi nedir? Normalde halk arasında böyle bir şey vardır. Yani işte bir hastalıkmış gibi o bir türlü gebe kalamaz diye düşünürler veya düşük olur diye. Bunlar normalde tıbbi tedavilerine bakacaklar. Tıbbi tedavileri var ise tıbbi tedavilerine dikkat edecekler. Sürekli secdadenin üzerinde insan sureti görüyorum. Secdadeyi değiştirsem bile diğerinde bile görüyorum. Bunlar ne olabilir? Görünebilir insan sureti görür. Başka şeyler de görür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cennet ve cehennem size ağaç ayakkabınızın bağından daha yakındır der. Görür insan. Niyetim yuvamı kurmak ama bir kısmet bulamadım. Sizden isteğim bana dua etmenizi istiyorum kısmetim için. Evlilik bir dakikadır. Sürmez. Evlilik bir dakikadır. 2 dakika değil. İnsanlar uzatıyorlar. Hani Hazreti Ali Efendimiz demiş ya, ilim bir noktadır, cahiller büyütüyor, uzatıyor diye. Bu da onun gibi bir şey. Evlilik bir dakikadır, 2 dakika değil.
İkinci dakika yani o zaten şeydir yani o. Fuzuli bir şeydir. Böyle söylüyorum, herkes psikolojisini bozuyor. Birisi yazmış birkaç kişi, biz psikolojimizi bozduk bu meselede. Biz neden evlenemiyoruz diye. Evlenemezsiniz. İş kurmak bir dakikadır. İş dağıtmak bir dakika. Ev kurmak bir dakikadır. Evi dağıtmak bir dakika. Dergaha girmek bir dakikadır. Dergahtan çıkmak bir dakikadır. Sürmez bile. Sürmez. Siz hayatı yormuyorsunuz. Kendinizi yoruyorsunuz. Hayat yorulmaz. Siz yoruluyorsunuz. O yüzden işte benim kısmetim değilmiş. Benim felsefem değil bunlar. İşte nasibim değilmiş. Benim felsefem değil bunlar. Benim inancım değil. Milletin canı sıkılıyor. Şataat yapıyorsun diyor. Şöyle böyle diyor. Yok. Benim hayat felsefem böyle. Bugün bir arkadaşınızı evlendirdim. Dedim git filanca yerde. Gitti. Konuştunuz mu dedim ben. Konuştuk dedi. Tamam mı dedim ben. Tamam. Kıy nikahı dedim. Kıydı nikahı. Bu kadar. Bu kadar. Siz uzatıyorsunuz, nasıl uzatıyorsanız hayret ediyorum ben. Bizim mahallemizde nokta 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 diye bir arkadaş var. Bu çocuk daha önceden bu dergaha geliyordu fakat şu an gelmiyor. Bu arkadaşla konuşmamız istenmiyormuş. Ne tavsiye edersiniz? Biz kimseye konuşmayın demeyiz, öyle bir şey olur mu ya? Bize ne, kim kimle konuşursa konuşsun. Arkadaşlar, her tarafın bir adabı erkanı vardır. Bu noktada herkes bu adabı erkana riayet eder. Bir kimse adabı erkana riayet edilmiyorsa dergah olarak biz onun dersini alırız. Deriz ki bizim yakın dairemizde bulunma. Bu kadar. Dersini aldığımız arkadaşa bir daha dersini geri vermeyiz. Bu yol kapanır bizde. Allah yoluna çıkarsın. Bir tane şeyh bulur kendine. Gider bir dergah bulur. Gider kendine bir dergah bulur. Gider oraya. Bu illaki bir kimse bir dergahta, bir tarikata gidecek diye bir kaydı yok. Buradan da geri dönüşü yok. Bunu herkes kalbine yerleştirsin, içine yerleştirsin. Onun dersini bir daha vermem geri. Bir tek parantez içerisinde kapı vardır. O da nedir? O da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Hazreti Pir efendilerimizdir. Benim şeyhimdir. Geri kalan o kimse benden ders alamaz bir daha. Bu zakirliğimde de aynıydı. Benim çizgimde değişiklik yok. Ben ilk zakirliğe başladım. Birinin dersini aldıysam bir daha hiç vermedim. Onlar gittiler Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin sakin. Şeyh Efendi'den aldılar. Beni ilgilenmez. Dergah şeyhi o. İstediğine verir, istediğinden alır dedim. İtaat ettim, sustum. Alınması gerektiğinde gene aldım. Gene gidip Şeyh Efendi'den aldılar. Aldılar. Bana dediler, bana dedi ki bir daha alır mısın? Alınması gerektiğini görürsen bir daha alırım dedim. Bu. Bir kimsenin dersinin alınması gerektiğine inanıyorsam dersini alırım. Senin bizden ilgin alakan yok derim. Biter iş. Bu kadar.
dersini aldıysan bir daha onun geri dönüşü yoktur. Bunu ben çok eskilerde bilirler bunu. Hep beyan ederim. Söylerim. Herkes yolu açık açık göre göre gidiyor. Burası bir açık alan. Burada buranın adabı, erkanı, kuralı geçerli. Burada birisini bizim milleti rahatsız etmezse burada, düzeni bozmazsa, ona bizim söyleyecek bir sözümüz olmaz. Bu ayrı mesele. Kişinin gördüğü kötü rüyalar için tövbe etmesi uygun mudur? Hadis-i şerif var, insan her şeye tövbe eder. Allah'ın saniyenin trilyonda biri bir fark ile de olsa, önce Resulullah'ın ruhaniyetini sallallahu aleyhi ve sellem'in, sonra diğer peygamberlerin, velilerin ve son olarak da inananların ruhaniyetinin yaratıldığını söylemiştiniz. Velilerin yaratılışına kadar Allah'ın bu kulları seçtiğini biliyoruz. Buna Allah'ın keyfiyeti denilebilir mi? Evet. İnanıp inanmamakta Allah'ın cebriyeti olmadığını, kulun kendisine bağlı olduğunu biliyoruz. Buna göre Allah'ın yaratılışta inanan ruhları öncelikli olarak yaratmasını nasıl değerlendirirsiniz? Cenab-ı Hak yaptıklarından sorumlu değildir der ayet-i kerimede. Allah seçtiklerinden de sorumlu değildir. O yüzden peygamberleri, geçmiş peygamberleri kendisine seçmiş. O yüzden seçtiği için de onları hem önce yaratmış, evvel olarak, hem de onları seçmiş, onları cebri olarak iman etmeme gibi halleri de yok. Enes İbni Malik şöyle demiştir. Siz gözünüzde kıldan daha küçük ve önemsiz görünen bazı işler yapıyorsunuz ki biz bu tür işleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında büyük günahlardan sayardık. Hadiste geçen kıldan daha küçük ve önemsiz görünen işler nelerdir? Hemen aklıma geleni söyleyeyim. Mesela işte sahabeden birisi giderken birisinin böyle şeyinden, duvarından bir ot koparmış giderken böyle. Hani kürdan gibi böyle dişini kurcalamak için ot koparmış. Bu onun için büyük günah kebair olmuş. Bununla ne gözyaşları dökmüş. Kadının birisi gelmiş, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerine bir hurma hediye etmiş. O hurmayı da yemiş, bir hurma. Demişler ki, ya Emir el-Mü'minin, o hurma ne hurması biliyor musun? Hayır demiş. Filanca dilenci kadının hurması o demiş. Öyle bir Allah'ım demiş ki sahabe uyuyanlar uyanmış. İki üç günden beri aç, hiçbir şey de yememiş. Çok özür dilerim, parmak atıyormuş boyuna, kusamıyormuş da, yok midede bir şey. Kolunu sıvamış, ağzını açmış, elini midesinin gidebildiği yere kadar gitmiş, o hurmayı çıkarmış oradan. Devletten bir para alıyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri. Maaş. Öldüğü zaman vasiyet bırakıyor. Ben öldükten sonra filanca testinin açılması diye. Gelecek halifeye. Ölüyor. Testiyi kırıyorlar, içinden dinarlar düşüyor. Bir de bir mektup. Küçük bir not gibi. Ama o küçük not kocaman bir hayat risalesi. Benden sonraki halifeye. Devletin bana bağlamış olduğu maaşla geçindim. Karnımı doyurdum, çoluğumun çocuğumun iaşesini de sağladım. Her ay artanını buraya biriktirdim. Benden sonraki halife bu parayı devlet Beytül Mal'a irat kaydetsin. Bu not. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bunu okuyunca iki dizinin üzerine çöker. Ey Emir el-Mü'minin, senden sonrakinlerin uygulamakta zorlanacağı, uygulayamayacağı bir şey bıraktın geriye der. Onlar böyleydi.
O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh Hazretlerin devirleri altın devir olarak nitelendirilir. Onlar öyleydi. Allah bizleri de onların yolunda eylesin. Gerçek saik mürşit elinden aşk badesini içip Hakk'ın zatında fena bulmuş değil ise o dediği zaman kendi zannı, tasavvuru, anlayışı ve takyidine göre söyler. Hakk'ın varlığını hayale getirir ve ona bir nevi suret verir. Çünkü varlıktan soyunup itlaka varmamıştır. Bu yüzden zannına, tasavvuruna göre Hakk'ı kayıt altına alır ve muayyen bir hudut çizer. Dolayısıyla onu tekvin, yani icat etmiş olur. Bunun sorundan kendi kendine peyda ettiği yaratıcıya tapmış olur. Bunun sonunda herhalde olacak. Öyle mi? Diğer yandan ben kulumun zannına göreyim cümlesinin delalet ettiği manaya göre o yüce zat kulunun icadına dahi bir yüz sahibidir. Lakin kulun tekvini ile zannına girmiş ve zuhur etmiştir. Ancak ne de olsa bir gerçek tarafı yoktur ki onda mutlakın bir yüzü olmaya. Burada belki kendini tekvin ve icat eden yine kendidir. Ama hüküm kulun itikadına göredir. Zira bu mabut mukayyettir, geçicidir yani. Mutlak mabut değildir. Bir diğer ayette ise kendi hevesini ilah tutanı gördün mü? Furkan 43. Baştan özür dileyim. Dişimin bir tanesi oyuluk. Ağrıyı kessin diye karanfil koydum. Bir taraf o tarafa, bu tarafa kaçıyor, beni dinlemiyor. O yüzden kusura bakmayın bu gece. Diğer bir ayette ise kendi hevesini ilah tutanı gördün mü? Furkan 43. Sorular. Salik aşk badesini Hakk'ın zatında fena bulana kadar kendi hevesini ilah mı tutmuştur? Üç türlü mürit vardır. Bir mürit kendi hevesini ilah edinmiştir. Biz onu biraz böyle aşağı indirelim. Kendi hevesini mürşid etmiştir. Şeyh oturur orada. Ama mürid kendi hevesini şeyh etmiştir. Ama adı onun X Şeyh Efendi'ye bağlıdır. Ama kendi hevesi onun şeyhtir. İkinci tip mürid zannına göredir. Onun şeyhi de aynı şeyhtir. Kendi zannına göredir. Çok özür dilerim, bazen sohbetlerde derim ya, bizim insanımız kendi hevesine göre bir şeyh, kendi hevesine göre bir peygamber, kendi hevesine göre bir Allah ister. Ve kendi hevesine göre bir din. Adam der ya, ya dinde böyle bir şey olurmuş mu ya? Olur, senin için orayı biz değiştirelim. Bu haram değildir ya. Bu haram olmaması lazım. Hay hay.
Zat-ı Aliler öyle bir şey istemiş, biz orayı değiştirelim, haramı helal edelim. Bunları duyuyor musunuz? Hatta hasbel kader biz dahi böyle şeyler söylemiş olabilir miyiz? Evet. Üçüncü tip mürit vardır. O ne hevasını şeyh yapmıştır, ne zannını şeyh yapmıştır. O şeyhi olduğu gibi kabul edip teslim olur ona. Bir çit üste çıktık. İnsanlar Allah'a karşı da böyledir, peygambere karşı da böyledir. Bir kimse hevesini peygamber yapmıştır. Bir kimse zannını peygamber yapmıştır. Bir kimse vardır ki, mümin vardır ki, o peygamber ne dediyse onun için bitmiştir mesele. Ya burası o söylemiş mi? Doğrudur demiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin dediği gibi. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin Kureyş toplantısında kim benim halifem olacak dediğinde ben ya Resulallah dediği gibi. Bakın hepsi de aklına vuruyor orada. Kim benim naibim olacak? Kim Allah'a iman edecek ve benim Resul olduğuma iman edecek? Ben ya Resulallah. Bunu söyleyen kim? Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Aynı şekilde insanlar heveslerini ilah edinirler. Aynı şekilde kendince zanlarını ilah edinirler. Ama öyle müminler vardır ki Allah'ı Kur'an ve sünnetin anlattığı gibi Allah'ı Allah olarak kabul ederler. Bütün kitaplarda okursunuz. Üç tane mümin vardır. Avam, has, hasül has. Öyle değil mi? Üç mümin türü vardır. Üç insan türü vardır. Ya mümin olanlar, inananlar, münafık olanlar, bir de hiç inanmayanlar, kafirler. İnsanlar üçe ayrıldılar. Kafirler, münafıklar, müminler. Müminler üçe ayrıldı. Avam, has, hasül has. Birisi çıkacak şimdi, böldün, parçaladın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Hiç iyilik yapanla kötülük yapan bir olur mu? Hiç iyiliğe koşanla kötülüğe koşan bir olur mu? Hiç Allah'a kavuşmayı dileyenle Allah'a kavuşmayı dilemeyen bir olur mu? Hiç takvaya ermek isteyenle takvayla işi olmayan bir olur mu? Bu bölmek, ayrılmak değil, tasnif etmek. Siz iyi keresteyle kötü keresteyi yan yana koyup kötü keresteden de mobilya yapıyor musunuz? Siz budaklı keresteden mobilya yapıyorsunuz mu? Nerede bizim mobilyacılar? Usta yapıyorsunuz mu budaklıdan mobilya? Ne yapıyorsunuz budakları? İyi tarafını ayırıyorsun. Kalan kısmını sesini yükselt. Ne yapıyorsun? İyi tarafını ayırıyorsun. Kullanıyorsun. Kalan kısmını odun olarak kullanıyorsun. Yakıyorsun yani onu. Yanıyor yani o. Ya odunun kötüsü yanıyor da.
Tahta iyi kısmını mobilya yapıyor, kullanıyor. Kötüsünü ne yapıyor? Yakıyoruz diyor, odun oluyor diyor. Yani gömmüyor yani onu, yakma, yakacağı gidiyor değil mi? Yakacağı gidiyor. İnsanlar var, ne diyor ayet-i kerime? Onlar odunlarını yanlarında götürürler. Yakacak. Onlar cehennemin yakıtıdır diyor. Yakacak. E onunla onu nasıl bir tutacağız? Yok, hayır. O zaman aynı şekilde bir kimse Allah'ı tanımlamada, Allah'ı tanımlamada kendi zannınca yürürse, o dediğinde kendi zannınca tasdif ettiği bir Allah'ı söyler. Bu hakikatte şirktir. Hakikatte. Ama işin görüntü tarafında şirk değildir. Bir kimse o dediğinde kendi hevesiyle konuşuyordur. Buradaki hevesi ne? Allah'ı tanımlayan ayet ve hadislerin dışında Allah tanımlaması o kimsenin hevesi. Cenab-ı Hak buna lanet olsun demiş. Onun kafasında Allah lanet etmez ya, olur mu öyle şey ya? Ya Allah lanet etsin demiş. Ama o kendince bir ilah üretiyor, heves. Tövbe etmek o kimseye zor geliyor. Tövbe edip geri dönmek onun ciğerini yalıyor. Bir günahı işlememek onun için zulüm oluyor. Bir tarafta mümin günah işlediği zaman ciğeri parçalanıyor. Günah ona zulüm. Ama diğeri günah işlememek ona zulüm. Günah işlemediği zaman rahatsız oluyor. O bugün birisini kandırmadı. Bugün birisini aldatmadı. Bugün birisini bu noktada hoplatmadı, zıplatmadı. Bugün bir şey yapmadı o, bir zarar vermedi. Onun için büyük handikap bu. O göz göre göre, bile bile haram işleyecek, günah kebar işleyecek. Göz göre göre, bile bile. Namazı kılmadı diye kalbinde bir acı yok. Namazı kılmadı diye içinde bir sızı yok. Namaz kılmıyor diye herhangi bir derdi yok onun. Böyle namaz kılmak, böyle işte hani vardır ya, duyarız ya, söylerler ya, soru olarak da yazarlar ya, hocam işte tesettüre gireceğim, başımı örttüğümde sanki bütün dünya benim kafama yıkılıyor. Adam içkiyi bırakınca sanki bütün dünya başıma yıkılıyor. Ya bırak kardeşim, içme, bırakabilirsin. Bırak bunu. İçme, tövbe et, dön geri. O sanki çok büyük bir ayıp işledi içmemekle. Bütün dünya onun başına yıkıldı sanki. Onu içmemekte büyük bir yanlış yaptı sanki. Günah işlemeyince rahatsız oluyor. Ve o kimseye de git, öylesine bir Allah portresi çiziyor size. Allah Allah, bu Allah'ı nereden buldu diyorsunuz. Çünkü sizin tanıdığınız Allah öyle değil. Kur'an'ın bize anlattığı Allah'la onun anlattığı Allah'ın arasında fark var. Çünkü o hevesini ilah edindi. Dikkat edin, hevesini Allah edindi demiyor. Hevesini ilah etti. Dikkat edin. O ben kulumun zannı üzereyim dedi. Allah kulunun zannı üzerinedir demedi.
Cenab-ı Hak kendi sıfatlarını koyuyor ortaya. Zatullah yok. Kendi sıfatlarını ortaya koyduysa o bütünüyle varlığın içerisinde dönüyor. Sıfatları varlığın üzerine tecelli ediyor. Ayrıştırın burayı. Cenab-ı Hak varlığın üzerine bütün sıfatlarıyla tecelli eder. Ve varlığın üzerinde tecelli eden her şey onun sıfatıdır. Kulun zannı da onun sıfatıdır. Kul Cenab-ı Hakk'a bir zan besler, bir elbise giydirir tabiri caizse. O elbise kulun zannı üzerinedir. Ve o elbise kulun zannı üzerine olduğundan ve sıfatlarından bir sıfat olarak tecelli ettiğinden o da Cenab-ı Hakk'ın bir veçesiyle yüzüdür. Ve Cenab-ı Hak onu zaten cennette kabul eder. Hani cennette ilk tecelli ettiğinde bir kısmı cennet halkının bir kısmı secdeye gitmez. Melekler sorarlar niçin secdeye gitmediniz? Onlar derler ki bu bizim Rabbimiz değil ki. Cenab-ı Hak yeniden tecelli eder cennet halkına. Ve o secdeye gitmeyenler secdeye giderler. İşte bu bizim Rabbimiz der. Ve Cenab-ı Hak orada kullarının, cennetlik olan kullarının zannına göre tecelli eder. Zanna göre tecelli etmek, Allah'ın üzerine zan beslemek haktır. Sakın ha! Haktır. Kul Allah'ın üzerine, mesela hadis-i kutsi de der ki Allah'a hüsnü zan besleyin. O zaman kulun Allah'ın üzerine zan beslemesi haktır. Ama o kul kemale ermediğinden dolayı zannına göre ona bir elbise biçer giydirir. Haktır bu ama. Ne hak değildir? Hevasını ilah edinenler. Hevayı ilah edinmek bu noktada biz bu kulun başına derttir bu. Ama bu manada da hevasını ilah edinenlerin hevası da bu noktada yeri yurdu yoktur. Onların bir kaydı, onların bir değeri de yok. Hevadır çünkü hevanın kökü yoktur. Boşluktur heva. Boşluk olduğundan dolayı onların imanlarının da kıymeti harbiyeleri yoktur. Han derler ya biz Allah'a iman ettik bunda bir sıkıntı yok ama peygamberin hadislerini reddediyorlar. Heva. O hevasını ilah edindi. Bu ayet-i kerime böyle olmaması lazımdı. Ya manası böyle değildir belki de. Bilmiyoruz ya. Ya böyle olmaması lazım. Hevasını ilah edindi. Açık, sarih, ayet ve hadisle tespit edilmiş bir şeyi kabullenmek istemeyen bir kimse hevasını ilah edindi. Burada o kimsenin zanna düşmesi ehli tasavvufun, ehli tarikatın kabız halidir. Ayağının kaydığı yerdir. Sufilik manasında. Bunu bütün ümmetin hepsinde de bu hastalık vardır. Bütün inananlarda bu hastalık vardır. Bu Adem'den itibaren bütün insanların üzerinde olan bir hastalıktır. Bu aynı zamanda Havva'da da vardı.
Havva annemizin zannına tabi oldu Adem Aleyhisselam. Havva annemizin zannına. Birisi bir sohbette hevasına demiş. Bana sordular. Ben dedim ki cennette heva yoktu. Zan vardı. Zannına tabi oldu. Zan da haktır zaten dedim. Çünkü cennette heva yok. Cennetteki zan. Ne oldu? Onu hak zannetti. Onu hak zannedince yürüdü. O zaman insanlar, müminler üçe ayrılırlar. Bir, hevasını ilah edinenler ki onlar cehenneme uğrarlar. İki, bu noktada Cenab-ı Hakk'ın üzerinde zan sahibi olanlar, zan besleyenler ki cennetlik olurlar. Ama hasül has dediğimiz, gerçekten mümin olanlar, kemale erenler, Cenab-ı Hakk'ı her türlü zandan tenzih ederler. Çünkü o hiçbir şeye benzemez. O hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey onun gibi değildir. Hiçbir şey o da değildir. Bu gerçekten Kur'an ve sünnet dairesinde duran sufilerin inancıdır. O yüzden kardeşler sohbet ederlerken zanlarını sürerler orta yere. Ben o ona benzemez derim. Hatta derim ya, her o dediğiniz şeyin o olmadığını bilin. Ama siz öyle bir an gelecek ki size, siz onu o zannedeceksiniz. O zannettiğiniz anda kalbinize bu o dediği anda hemen tenzihe düşeceksiniz. O hiçbir şeye benzemez. O yüzden o şarkı hoşuma gider. Hani dün gece nasıldı? Sana benziyor diye. Nasıldı o? Merhaba dedi. Erkek mi kadın mı? Erkek. Erkeğe mi demiş? Sana benziyor diye. Ay ne kadar böyle geriye kaykıldım bak şimdi. Bu tenzihtir. O tabi ona benziyor diye merhaba demiş. Bunu tenzih. Hep her şey ona benzer. O değildir. Her şey onu çağrıştırır. O değildir. Herkes ve her şey o kokar. Ama o değildir. Her dil onu söyler. Ama o değildir. Her kulak onu dinler. Ama o değildir. Her seher vakti tecelli eden odur. Ona benzer. Ama o değildir. Her kıyıya varan odur dersin. Vurduğu anda o değildir. Bu böyle bir İtopya'dır. Çok tatlıdır. Çok lezzetlidir. Harika bir şeydir. Sizde hiçbir kayıt bırakmaz. Kayıtsızlık budur. Hazreti Mevlana'nın her gün bir yere konmak ne güzel, her gün o konduğun yerden göçmek ne güzel dediği şey budur sufi için. Sufi zahiren de konar göçer ama asıl konup göçmesi göçebeli manevidir. Sufi bu veçesiyle göçebedir. Hiçbir makamda durucu değildir. Hiçbir mekanda durucu değildir. Hiçbir perdede kalıcı değildir. Hiçbir noktada ebedi değildir.
O hep perdeden perdeye geçen, hayretten hayrete giden göçebedir. İnat ederse sürgün olur. Sürgünlüğünü sevmesi gerekir. Neden sürgündür? Bir kimse bir kararda kalmak ister de o bu manada perdenin gerisinde bir kararda kalmaması gereken ise onu bir kararda durdurmazlar. Bir kararda durmak zanna bağlanmaktır. Bir kararda durmamak her daim tenzihtir ki hayretten hayrete, perdeden perdeye, şandan şana doğru akar gider kimse. Salik aşk badesini Hakk'ın zatında fena bulana kadar kendi hevesini ilah mı tutmuştur? Ben saliklerin üzerine kendi hevesini ilah tutmaz sözünü ağır görürüm. Salikler ancak bu noktada zanlarını kendilerine ilah edinirler. Bunu da biz tavsiye ederiz zaten. Aman siz hüsnü zan besleyiniz deriz. O Cenab-ı Hakk'ı hep Rahman sıfatında görebilir. Rahmeden olarak görür. Bunda bir beis görmeyiz. Bu şuna benzer. İhsan hadisi şerifinde Allah'ı görüyormuşçasına yaşayıp ibadet etmen. Göremesen dahi onun seni her dem gördüğünü düşünüp yaşamandır da. Onun her dem gördüğünü düşünmek zandır. Onu görüyormuşçasına yaşamak ise zan değildir. Burada bir böyle şerh daha düşmek istiyorum burada. Hakk'ın zatında fena bulmak. Bu kelime şerh düşürmesi gereken bir kelime. Biz buna Hak'ta fena olmak diyelim. Hak'ta fena olmak ile Hakk'ın zatında fena olmak farklı tecelliyatlardır. Allah'ın zatında fena olmak, bunu söylemek daha farklı bir şeydir. Üçünün de anlam ve mahiyeti farklıdır. O yüzden bir kimse Hakk'ın zatında fena olma dediğinde kendince Cenab-ı Hakk'ın Hak ismi şerifini söz konusu ettiyse doğrudur. Hakk'ın zatından kastı Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uluhiyeti olan şekle, şemale, anlayışa, idrake sığmayacak olan olguyu iddia ettiyse o zaman bu sıkıntılıdır. Bu Hallacı Mansur'un sözüne benzer. Hallacı Mansur Enel Hak dedi ya. Hallacı Mansur'un Enel Hak demesi ben Hakk'ım demesi. Ben Allah'ım demedi. Gördüğünüz her şey kendi diliyle hak. Bu idrakten yoksun olanlar, dinleyip anlamayanlar, onun kendisinin Allah'lık tasladığını zannettiler.
Onlar da çünkü kendilerince hevalarını ilah edinmişlerdi. Eğer onlar Allah'ın üzerinde hüsnü zan beslemiş olsalardı, onu yine Hallacı Mansur'u anlamak noktasına giderlerdi. Allah bizi muhafaza eylesin. Bu halden öğrenmemiz gereken nedir? Bu halde bir kimse Allah alem yolun başında kendi hevasını ilah edinir. Kendi hevasını şeyh edinir. Kendi hevasını peygamber edinir. Bu hevasından kurtulmanın yolu, bu noktada o kimsenin sağlam yere ayak basmasıdır. Sağlam yere ayak basması Kur'an ve sünnettir. Bu hevadan o kimseyi kurtarır. Şeyhi Kur'an ve sünnet dairesinde tanımlar ise, şeyhe bakış açısını hevadan kurtarmış olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Kur'an ve sünnet dairesinde bakar ise, peygambere bakış açısını hevadan kurtarmış olur. Allah'a Kur'an ve sünnet dairesinde bakar ve tanımlarsa, kendi hevasını ilah edinmekten kurtarmış olur. Bir çıt daha içeri. Kul Allah'ı sıfatlarıyla tanımaya başladığında, o kul Allah'a bir zan elbisesi giydirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberlik sıfatlarıyla tanımaya başlayan bir kimse, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de bir peygamberlik elbisesi giydirir. Onun kafasında işte hep affeden peygamberdir, hiç cezalandıran değildir örneğin. Onun kafasında bir peygamber vardır, hiçbir şeyi haram etmemiştir. Zan üzerine gider. Zan. Kur'an ve sünnetin tarif ettiği bir peygamber yok onda. Aynı şekilde de o kimse kendi üstadını da zan üzerine giyer, ona bir elbise giydirir. Ama bu elbiseler haktır. Heva değildir yani. Onun anlattığı üstatta o hal vardır. Onun anlattığı peygamberde sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde o hal vardır. Haktır çünkü. Mesela bir mümin kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sadece cihad eden bir peygamber olarak gösterir size. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eşleriyle olan ilişkilerinden hiç bahsetmeyen alimler görebilirsiniz. Hatta onun eşleriyle alakalı bir münasebetinden bir hadis-i şerif naklederseniz, hadi canım bu hadisler söylenir mi der çıkar o işin içinden. Eleştirir. Hatta onu söyleyen kimseyi, o söyleyen de benim, o itham edilen de benim, terbiyesizdir o kimse. Çünkü onun kafasında bir peygamber var, çocuklarıyla olan ilişkisi yok. Bir peygamber var, hani baba değil yani sanki Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir eş, hanımları var. Ama o bu tarafı örter, konuşmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin arkadaşları var, dostları var. Yedi, içti, uyudu. Bir kısmı bu tarafı saklar. O uluhiyet noktasına oturtturur Hazreti Peygamber'i. Yemektir, içmektir, uyumaktır, evlenmektir, çocuklarıyla aşırı neşir olmak, damadıyla, kızlarıyla aşırı neşir olmak, arkadaşlarıyla aşırı neşir olmak insani bir şeydir. Bu peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden nasıl beklenir? O ulvi bir şahsiyettir.
Ulvi bir şahsiyet. Doğrudur, haktır. Ama geri kalanını görmez. Zandır bu. Aynı şekilde Allah'ın üzerinde de zan besler. Haktır ama. Cenab-ı Hak Rahmandır, Rahimdir, Kerimdir, Latiftir, duaları kabul edendir, Tevvaptır, Afüdür. Zan besler. Der ki ya Cenab-ı Hak Afüdür, affedendir. Ama kahreden olarak görmez. Cebbar ismini görmez, Celal ismini görmez, Kahhar ismini görmez. Onun için afüvdür, muindir, latiftir, kerimdir, haktır. Ve mahşerde afüv olarak tecelli eder, o kimseyi affeder. Ben kulumun zannı üzereyim. Ne yapar? Kul gelir hesap meydanına. Bunlar sevaplarındı, bunlar da günahlarındı. Günahların ağır bastı, sevaplarından aldık, günahların bu kadar kaldı. Haydi atın cehenneme, hesabı görüldü. Kul der, döner geriye. Hesap yerine bakar. Hadis-i Kudsi. Allah bildiği halde sorar. Ey melekelerim, kulun neden hesap yerine baktı? Neden geriye döndü baktı? Melekeler sorar, sen niçin hesap yerine döndün baktın? Evet ben günahkarım, günahlarım da fazla ama ben inanıyordum ki Allah beni affeder. Cenab-ı Hak hemen nida eder. Ey melekelerim ben kulumun zannı üzereyim onu affettim. Buradaki zan hak mı? Hak. Bakın hak. Sakın bunu küçük görmeyin. Hak. Gönül arzu eder ki bütün inananlar, müminler Cenab-ı Hakk'ı bir zan üzerinden inanıp orada kalmasınlar. Ama hevasına İlah edinenlere göre hüsnü zan besleyenler ehli cennettir zaten. Başımızın tacıdır. Aa, o zaman bir ölçü çıktı. Bu halden öğrenmemiz gereken şey birinci derecede biz hevamızı ilah edinmeyelim. Hevamızı peygamber edinmeyelim. Hevamızı şeyh edinmeyelim. Şeyhe bakarken hevamızca bakmayalım. Peygamber'e bakarken sallallahu aleyhi ve selleme hevamızca bakmayalım. Allah'a bakarken Celle Celaluhu'ya hevamızla bakmayalım. Hevamızı ilah edinmeyelim. Heva, Allah muhafaza eylesin, insanı helak eder. Heva ve hevesine uyanlar. Tedavisi nedir? Bunun tedavisi bir Kur'an ve sünnet dairesinde sağlam olan bir mürşidin önünde oturup ondan eğitim almaktır. Kur'an ve sünnet dairesinde ona tabi olup onun söylediklerini yerine getirme, nasihatleri yerine getirmektir. Hevaya uymak değil. Hevaya uymak değil. İki, o kimsenin zahiri çok iyi bir bilgiye sahip olması lazım ki ama o da zannın üzerine çıkamaz. Zannın üzerine çıkamaz. Çok iyi alimler zannın üzerine çıkamazlar. Tedavisi nedir? Bunun tedavisi hep tenzihtir ki bunun için o kimsenin gönlünde zikrullahın yerleşmiş olması gerekir.
o kimsenin bir sağlam bir üstad olması gerekir. Tedavisi bu. O ifadesi birçok ayet ve tasavvufi kaynaklarda kullanılmış. Örneğin Bakara 165. ayette. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onlar Allah'ı severcesine severler. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi ise daha güçlü bir sevgidir. Burada Cenab-ı Hak o dediğinde Hu ismi şerifi çıkar zaten. Cenab-ı Hak kendi zatınla Allah esmasını ve zatullahına ortaklık olarak görmez. Ortaklığa düşenler sıfat olarak ortaklığa düşerler. Allah'ın zatı her şeyden münezzehtir çünkü. Allah'ın zatı şirkten de münezzehtir. Rahman'a ortak koşanlar der. Ona ortak koşanlar der. Cenab-ı Hak Zat ismi şerifi olan Allah ismi şerifiyle Zatullah'ını ayırt eder. Hu, o dediğimizde Allah hatıra gelir. Sıfatıdır. Sıfat Allah mıdır? Değildir. Allah'tan gayrı mıdır? Yine değildir. Ama sıfatı Allah değildir. Bakın sıfatı Allah değildir. O yüzden siz o Hu ismi şerifine ortak koşarsınız. Rahman ismi şerifine ortak koşarsınız. Sıfatsaldır. Rezzak ismi şerifine ortak koşarsınız. Birisini daha rızık verici görürsünüz. Birisini daha kudretli görürsünüz. Bir şeyi kuvvetli görürsünüz. Bir şeyi yenilmez görürsünüz. Gördüğünüz her şey onun sıfatlarının tecelliyatıdır. O değildir. Şirke düştüğünüz her şey onun sıfatlarının tecelliyatıdır. Aslında şirke düşerken dahi yine onun sıfatlarıyla şirke düşersiniz. Şirke düşerken başkasının sıfatları yoktur zaten. O yüzden başkasının sıfatlarıyla şirke düşmezsiniz. Birisi size yardım eder. O yardım edenin arkasındaki gerçek manada perdede çalışanın Allah olduğunu görmezsiniz. Yardım edeni o olarak görürsünüz. Ama o size yardım eden de onun sıfatlarının tecelliyatıdır. Bu noktada zanna da düşseniz, şirke de düşseniz hepsi de onun sıfatlarıdır. Zatullah'ı değildir. Zatullah'ına atfen söylenmiş olan Allah ismi şerifi de değildir. O kavram ya da ifadesinin hikmeti nedir? O kavramı bu manada eğer Cenab-ı Hak kullanıldığı yere göre değişir bu çünkü. Kullanıldığı yerde Allah'ın zatullahı söz konusuysa zatullaha işarettir. Ama kullanıldığı yer önünde arkasında Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı tecelli ettiyse mesela hüvel hayyül kayyum dediğinde o hay ve kayyumdur der. Sıfatlarını simgelemiş olur. Allahu alem. Bitti soru. Buradaki. Şunlara da bakalım. Fazla vaktinizi almayayım. Bir insanın gerçekten karakteri değişebilir mi isterse? Evet.
karakter ahlakla alakalıdır çünkü. Bir kimsenin ahlakı güzelleşir mi? Evet. Bakın, iki ahlak tecelliyeti vardır. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramıyla, ihsanıyla seçilmiş bir kuldur. Ahlaki özellikleri doğuştandır. Allah yaptıklarından ve seçtiklerinden sorumlu değildir. Öyle seçmiştir. Diğerleri ahlaklarını güzelleştirmekle mükelleftirler. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. O zaman insanlarda güzel ahlak eksik ki tamamlanmak için gönderilmiş. Kim tövbe eder, kötülükleri terk ederse, bak ahlakını güzelleştiriyor. Kim tövbe eder, geri dönerse, bak ahlakını güzelleştiriyor. O yüzden bir kimsenin karakteri değişir mi? El cevap değişir. Oğlum kola içmek istiyor, ben izin vermiyorum, size sormamı istiyor. Sözümü dinletemiyorum. Kendisi de şu an sizi dinliyor. Bununla ilgili yardımcı olur musunuz? Sadece oğlunuza değil, çağırın bütün herkese. Her türlü gazlı içeceklerden uzak durun. Hele kolaydı, fantaydı, pepsiydi. Bundan kaçın. Hiç almayın. Hiç içmeyin. Gazlı içecek olarak hiçbir şey içmeyin. Natürel sodaların haricinde. Soda içerken dahi katkılı, meyveli, şunu bunu soda içmeyin. En natüreline bakın. Haram mı? Ben haram demem. Benimki tavsiye, içmeyin. Su için, ayran için, şerbet için, meyve suyu için evde sıktırın kendi meyve suyunuzu, taze taze. Mevsimlik. Şimdi şeftali yiyin, şeftali suyu için, karpuz yiyin, karpuz suyu için, kavun yiyin, kavun suyu için. Asla gazlı içecekler içmeyin. Mevsime, kış gelince portakal yiyin, portakal suyu için. Elma yiyin, elma suyu için, mandalin yiyin, mandalin suyu için. Biz ona turunç diyoruz, millet greyfurt diyor ya. Ne o greyfurt değil mi? İzmirliler ona turunç diyorlar. Onun suyunu için. Hazır meyve suları içmeyin. Hazır gazlı içecekler içmeyin. Hazır ayranlar içmeyin. Hazır yoğurt yemeyin, tüketmeyin. Yoğurdu kendiniz üretin evde. Hazır pastörize süt içmeyin. Taze süt için. Şimdi diyeceksiniz ki nereden bulacağız, değil mi? Kendi kendinize diyeceksiniz ya, sen şimdi söylüyorsun, nereden bulacağız? Bulun. Araştırın. Gidin, alın. Bunu isteyin. Marketinize söyleyin. Bize günlük süt getirin deyin. Mahallelerdeki mandıralarınıza söyleyin. Günlük süt getirsinler. Talep eden olunca getirecek herkes. Hazır paketlenmiş kıyma almayın. Paketlenmiş et almayın. Paketlenmiş yiyecekler, konserve olmuş yiyecekler torbaya girmiş, tenekeye girmiş, poşete girmiş. Almayın, yemeyin.
Bana sorarsanız yandınız siz. O sadece kolayla kalma. Bir şey girmiş mi pakete yeme. Alma daha ilk önce. Alma. Poşetlerin içerisine giren bulgurlar, pirinçler daha ilaçlı. Bakın pirince çuvalda mı satılıyor? Çuval dedim hani böyle otantik böyle küçük çuvallar var ya işte 2 kilo 3 kiloluk. Evet. Naylon poşette değil, çuvalda satılacak. Bakliyatı bile onlardan almaya gayret edin. Veya açık satıyor orada. Açıktan satıyor bulgur, pirinç, makarna. Açıktan satıyor. Gidin ondan alın. Gidin ondan alın. Böceklenme riski taşıyor çünkü o. Böceklenirse ellemeyin, böceklensin. O böcekliden alın. O üzerinde böcek yaşatıyorsa bilin ki böceğin yaşadığı yerde siz de yaşarsınız. Böcek ölüyorsa sen de ölürsün günden güne, bil. Ya nerede görülmüş bir yoğurt 20 gün kullanma süresi var ya? ...20 gün kullanma süresi var yoğurdun. Yoğurt yemiyorsun ki. Oturuyor midene bir ket gibi. Yemeyin. Zor değil mi? Ben dışarıdan sucuk bile almıyorum. Aha Sait Aga orada. Sait 2 kilo sucuk yap, 1 kilo sucuk yap. Tabi o dışarıdan aldığın sucukta bir sürü malzemeler var ya, o sana hoş geliyor. Bir de o böyle yumuşak, cızırdıyor bir de. Senin öyle hoşuna gidiyor, öyle hoşuna gidiyor ki o. Görüntüsü güzel. Pırıl pırıl parlıyor. Sen ona da kanıyorsun zaten. Ona kanıyorsun. Allah muhafaza eylesin. Yemeyin. Sufiler bunlara dikkat ederler. Bunu böyle konuşurken latifeli konuşuyorum ama iş ciddi. Senin gece ibadetin etkiler o. Senin gündüz ibadetin etkiler o. Sen neydi belirsiz yağı yersen ondan sonra gerilirsin böyle. Gece ibadet edeceğim diye beklersin. Dinç kalacağım, diri kalacağım diye beklersin. Kalmazsın. Hazır yiyecek, içecek ne varsa atacaksınız. Bir tane bir şey yemeyeceksiniz. Sufiler, sufi bayanlar, sufi kadınlar. Eşlerinize, çocuklarınıza paketlemiş ürünler yediriyorsanız yolumuzdan gitmiyorsunuz. Çocuklarınıza paketlenmiş ürünler yediriyorsanız çocuklarınızı kendi ellerinizle katlediyorsunuz. Ondan sonra doktordan bu tarafa gelmiyorsunuz. Sonra poşet dolusu antibiyotiklerden, ilaçlardan evler geçilmiyor. Tarhana çorbasını attınız, kelle paçayı attınız, mercimek çorbasını attınız. Sabahları normalde çocuklara çorba içirmek, börek çörek yedirmek, el yapımı bitti. Okula giderken fırından 2 tane poğaça sırf İçi margarin dolu. İki tane oradan simit, içi margarin dolu.
Adam sabahleyin kahvaltı yapmadan çıkıyor, yolda gidiyor, yolda giderken iki tane poğaça alıyor, iki tane börek alıyor oradan, iki poğaça börek de gitti. Adam margarin doldu içi. Eve gelince ondan adamlık bekliyor. Lan margarin sarmış adamı, adam margarin olmuş. Kabahat senin. Çocuklarına da öyle yaptı. Hazır sütü dayadı, içirdi çocuğa. Hazır yoğurdu yedirdi. Vardı ya küçük 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 bir sürü şeyler. Markete giriyorlar, kadınlar ıgır zıgır alıyor boyuna. Bir şey, ne o? Bir araba ıgır zıgır, çikolatadır, işte ne o? Bisküvi türlerinden o... Bir sürü şeylerden böyle gözüm bakıyor, Allah'ım diyorum ya Rabbi, müdahale etsen bir dert, müdahale etmesen bir dert. Hızla gidiyorum. Ben de müdahale etmesen duramayacağım çünkü. Kadın diyecek sana ne benim aldığımdan. Al başına iş. Yürü diyor Mustafa Özbağ, burada durma. Yazık o çocuklara. Yazık. Ama bunun kabahati birinci derecede erkeklerde. Yani açıyor konserve yemeği, koyuyor, adam yemeyecek. Ha ben konserve yemeyeyim, bana oradan bir parça ekmek getir, zeytin getir, yağ getir. Ya ben konserve yemiyorum. Ben hazır gıda bir şey yemiyorum lütfen, ben teşekkür ederim, ben yemeyeyim. Ya çok güzel oluyor, sen ye. Baktın yiyor, ha ben hazır gıda yiyenle de yatmıyorum. Anlamıyor ya. Nasıl yani basbaya ben hazır gıda giren yere de girmiyorum. Ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin duvarında bir böyle şey geyik figürlü herhalde böyle bir duvar halısı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hızla çıkmış. Dur ya Resulallah. Hani demiş, bunun bulunduğu yere melekler girmez. Meleklerin girmediği yerde peygamberin işi ne? Meleklerin girmediği yerde senin işin ne? Peygamberinin işinin olmadığı yerde senin ne işin var? Ne oldu bakın, peygambere heva ile bakmaktan çıktın. Peygambere zanla da bakmaktan çıktın. Asıl peygamberi gördün sallallahu aleyhi ve sellem'i. Peygamberin hakikatini o zaman gördün işte. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin işinin olmadığı yerde senin ne işin var? Onun yemediğini yiyorsan ne işin var o yemekle? Onun içmediğini içmekle ne işin var? İşte peygamberin hakikati bu. Onun yapmadığı bir şeyi ibadet olarak nasıl yaptın? Onun yaptığını nasıl hakir görüyorsun? Nasıl geri çıkıyorsun oradan? Yapmış mı? Evet. Sen neden yapmıyorsun? Onun yaptığını yapmak ümmetlik. O zaman sen onun yaptığının için yapmıyorsun. İşte peygamberin hakikatine tabi olmak bu. Bize hikaye olarak geliyor. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri Cuma'ya yetişmek için hızla giderken işte bir evler o kadar alçak ki evin şeyi ne o? Olu, yağmur olu Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin kafasına tosuyor sarına. Evler o kadar alçak.
Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bu insanları rahatsız ediyor. Çünkü hani var ya, kuyunun başına birisi geldi, bir kazık çaktı, 10 sevap aldı. Birisi de geldi dedi ya, birisinin ayağına burada bir kazık çelme atarsa, hani kazığı ayağa takılırsa, kuyuya düşerse, burada kurtaracak kimse de yok. Bu kazığı söktü, 10 sevap da o aldı. O da o yağmur oluğunu söktü, hutbede de bunu söyledi. Dedi, neden geç kaldım biliyor musunuz? Birisi dedi, filanca köşedeki eve bir yağmur oluğu yapmış. Geleni geçeni rahatsız ediyor. Onu söktüm deyince Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretleri kalktı. Ey Emir el Müminin! Vallahi gözümle gördüm Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o yağmur oğlunu kendi elleriyle yapmıştı. Allah! Dedi gitti Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Hemen namazdan sonra Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretlerinin yanına aldı. Gözünden seller gibi yaş boşanırcasına onu nereye koymuştu ey Abbas? Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretleriyle Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerimiz Kureyş devletinde önemli idarelerde bulunmuşlar. İkisi de çok samimi eski dost arkadaşlar. Çok samimiler. Çok dostlar. Ağlaya ağlaya o oluğu yerli yerine koymaya çalıştılar. Onlar peygambere böyle tabiydiler. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah bir seyahat esnasında deveyi ıhıldattı. Gitti bir yere küçük abdestini bozdu. Gitti bir yerde de abdest aldı. Yanındakiler sordular. Ey Abdullah, bu namaz vakti değil, şu vakit değil, bu vakit değil. Bu nereden çıktı? Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle 23 sefer yolculuk ettim. Bir yolculuğumuz esnasında buradan yürürken Hazreti Muhammed Mustafa buraya bevletti. Burada abdest aldı. Burada da iki rekat namaz kıldı. Bakın sünnet-i Resulullah'a böyle tabiler onlar. Kendilerince ya burada ya işte ya ne gereği var şimdi burada tuvalete gitmenin ya? Çok akıllısın ya sen. Ya burada neden abdest alalım ki şimdi ya? Yani sen çok akıllısın ya. Sen zan üzerine yürüyorsun. O zan üzerine yürümüyor. O çıplak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi. Görürcesine yaşıyor. Görürcesine. O alıyor onu, öyle yapıyor. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine zannıyla bakmıyorlar. Allah bizi onlardan eylesin. İmkanlar ve hayata dair planlar evlilik için, evliliğin hemen gerçekleşmesi için uygun değilse bu iki insanın görüşmesi uygun mu? Oynayamayacağın ne yapma sahneye çıkıyorsun ki? Ne işin var sahnede? İn, oynayacak olan çıksın. Bizim orada bir meşhur söz var. Oynayamayacak olan yerim dar demiş, yerini genişletmişler, yenim dar demiş. Yenini yırtıp atıvermişler, efem darılır demiş. Bundan sonrası Mustafa Özbağ'dan ilave. Biz devenin bilmem ne yaptığı yere kadar kovulacağız ya. Ben diyorum sonrasına ilave diyorum. Koşmuşlar diyorum, kahveden, efesinden izin almışlar. Demişler ki geldik, efendim müsaade etti. Ben çıtlatamayacağım demiş. Madem çıtlatamayacaksın, ne işin var ortalıkta? Allah bizi affetsin. Bunların hepsi de sonuçta, bunların hepsi de
İnsanların kendi kendilerine hevalarından kaynaklanıyor. Evleneceğim diyen bir kimseye, evleneceğim diyen bir kimseye ne eşya lazım ne bir şey lazım. Hiçbir şey lazım değil. Sen evleneceksin mi? Evleneceksin. Sen de evleneceksin mi? Evleneceksin. Bir göz oda buldun mu bir yerde? Buldun. Tamam, her şey hazır. Böyle evlenecek yok. Bu ama bütün hayatımızın her tarafını etkiliyor. Hani adam normalde namazı kılacak hazır değil daha. Bayan namaz kılacak hazır mıyım değil miyim bilmiyorum. Bekle, hazır olduğunda kılarsın. Ecel gelince hazır mısın değil misin görürsün. Yani biz ders alacağız ama hazır mıyım değil miyim? Hazır değilsin sen. Hazır olduğunda ders alırsın. Hep vardır ya bunlar. Bunu yapar mıyım, yapamam? Yapamazsın sen onu. Sen kal orada. Bize ayak bağı da olma. Hayat şudur. Hayat. Senin evlenmen mi gerekiyor? İnandın mı buna? Evet. O dakika evlen. Yarın demek er kişinin işi değildir. Ben açım, beni şimdi doyur. Ben güzel, güzelle, elbiseyle yatmak istemem. Sufi, vaktin çocuğudur. Ben tersine doğru geldim. Ne? Yarın o zaman? Namaz şimdi, oruç şimdi, vakti geldiğinde. Ramazan ayı geldi, var mı yarın demek? Hacca gitmeye muktedirsin, paran var mı? Var. Farz oldu sana. Seneye demeye hakkın yok ki. Kim hacca gitmeye muktedir olduğu halde hacca gitmez de ölürse, Hristiyan veya Yahudi olarak ölmesinde bir beis yoktur. Hadis-i şerif. Yarın demek er kişinin işi değildir. Seneye demek er kişinin işi değildir. Bu para sana geldi mi? Geldi. Var mı 4000 doların senin elinde? Var. Hac farz oldu sana. Igıdık bıgıdık cıgıdık cıgıdık oğlandı, torundu, çocuktu, evdi, açtı, eşyadı. Geç, 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 geç. Hepsini de geç. Hepsini geçmezsen sufi de olmasın, Allah'a halis bir kul da olmasın. Orta yerde dost doğru bir yolun da olmaz. Geç. Ezan okundu mu okundu, namaz farz oldu sana. Yatsı okundu mu okundu, vakti girdi mi girdi. Hepimize farz oldu. Yarın demek er kişinin işi değil. Evleneceğim mi evleneceğim? Bir dakika daha. Ben evleneceğim kardeşim. Beni evlendirin. Anne babanın o erkek çocuğu ve o kız çocuğunu evlendirmesi farz. Farz, farz. O erkek çocuğu ve o kız çocuğu evlenmediği müddetçe bütün günah kebair anne babaya. Hadi evlendirmeyin çocuklarınızı. Soruyorsun. Kızım evlenmek istiyor musun? Evet. Annesine babasına diyoruz. Ya bu evlenmek istiyor. Evlendir. Dursun bakalım da. Allah Allah. İçimden diyorum ki bu adamın kızını kaçırmak farzayım. Yani yok diyorum yani. Susuyorum, hadi diyorum ben karışmayayım. Diyorum ben karışmayayım, ben diyorum geri çekileyim, uğraşmayayım ben. Allah muhafaza eylesin. Allah. Adam gelmiş belli bir yaşa. Kaç yaşına gelirse gelsin. Bir erkek çocuk akıl bali oldu, annesine babasına dedi mi beni everin. Anne babanı, o anne baba onu evermekle mükellef. Düşecek yola. Diyecek ki oğlum aradık, sorduk, soruşturduk. Bizim halimiz uygun bu kız çıktı.
Kimisi senin işte yaşı örneğin diyelim ki 17. Kimisi senin yaşını küçük gördü. Kimisi senden iş aradı. Kimisi senden aş aradı. Kimisi senden ev aradı. Kimisi senden araba aradı. Bunları baktık. Senden bir şey aramaya makul ölçüde arayan bu. Kabul ediyorsan bu kızla seni evlendireceğiz. Ha baktı adam, hoşuma gitmedi anne. Tamam, aramaya devam. Aramaya devam. Bir kız evlenecek. Yavrum görücü var, görüşür müsün? Görüşmek istemiyorum. Tamam. Yavrum görücü var, görüşmek ister misin? Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Bu haram. Kızım, sen evlenmeyi düşüneceksin. Evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde bakacağız. Fiziki yetersizlik mi var? Akli yetersizlik mi var? Hangi yetersizliğin var? Bir yetersizliğini görelim. Tedavi edilmesi mümkünse tedavi ettirmek anneye babaya farz. Tedavisi mümkün değil ise gelen görücülere şunu diyeceğiz. Bizim kızımızın örneğin bir kulu kulağa ağır duyuyor. Bu yüzden evlenmeyi düşünmüyor. Ama siz ağır duyan bir gelin istiyorsanız evlenecek kız var. Bir gözü az görüyor bunun. Veya bir ayağı kısa bunun. Veyahut da bu böyle kendini çok ahlaksız görüyor. Benim ahlakım düzgün değil. Böyle düzgün olmadığım halde benimle evlenmek isteyen varsa evlenirim gene. Ha bil yani kafana bir tane tava yiyebilirsin evde. Sen adam ol, ahlakını düzelt onun. Eyvallah. Varsa böyle bir şey tedavi edelim. Yok, o zaman evlenmeyi düşüneceksiniz. Kaçmak yok. Planları var. Planların gerçekleşsin. Kariyeri var. Kariyerini yapsan. Ya işte bir türlü böyle olmadı. Ha öyle olmaz senin hiç. Hiçbirine de katılmam. Hiçbirine de. Arabayı alacaksam yoldan giderken alırım, internetten görür, alırım Cevdet Usta. Bir baksaydık ya, bir etseydik ya der bana. Ben Cevdet Usta'ya bakarım. Derim ki Cevdet Usta, ben hayırlaştım, aldım dedim. Git sen arabayı al gel. Tamam der. Bitti. Bu kadar. Önceden kendim satıyordum, şimdi Cevdet Usta satıyor artık. Cevdet Usta sat bunu diyorum ben. Arkama dahi bakmıyorum. Karar verinceye kadar düşünürüm. Bunu satayım mı, onu mu satayım, öyle mi yapayım, böyle mi? Yaptım, bittim, bitti. İndir eşyaları Cevdet Usta indirir. Bir daha o eşyaları o arabaya koymam. Aha yüzü burada. Bitmiştir. Satıyor mu ben bunu satıyorum. Sattım, bitti, gitti. Allah yoluna açık etsin. Alan tepe tepe binsin. Bitti, bu kadar. Yol yürüyün, yol. Hayat yaşayın. Hayat yaşayın. Varlığın da tadını çıkarın, yokluğun da tadını çıkarın, tahtanın üzerinde yaşamanın da tadını çıkarın, kuru ekmek yemenin de tadını çıkarın, tarhana çorbasının da kaşık salmanın tadını çıkarın, bir tane pantolonla yaşamanın da tadını çıkarın, beş tane pantolonla yaşamanın da tadını çıkarın, yayan gitmenin de tadını çıkarın, yağmurda ıslanmanın da tadını çıkarın, terlemenin de tadını çıkarın, gece saat 2'den sonra tek başınıza yürümenin de tadını çıkarın, yolun kenarında yatmanın da tadını çıkarın, denizin kenarında bankta da yatmanın tadını çıkarın, kaza yapmanın tadını çıkarın, bodozlamasına gitmenin tadını çıkarın, hayatın tadını çıkarın, yaşamın tadını çıkarın. Hımbıl olmayın, mızmız olmayın, beğenmemezlik yapmayın, yürüyün, yaşayın. Ne duruyorsunuz ya? Ne duruyorsunuz? Hani demiş ya şair, ey demiş, yaşayan leşler sizi kim diriltecek? Yaşayan leş olmayın. Yok adam evlenecek, evi olsun da, atı olsun da, yatı olsun da, katı olsun da, şu şu olsun da, bu su olsun da. Yaş oldu 35. Lan 35'ten sonra evlensen ne olacak, evlenmesen ne olacak? Ben 35 yaşına geldiğime 3 dünyayı karıştırdıydım. Bakıyorum ben 35 yaşında, adam daha hayatın hasının noktasını bilmiyor.
Ben bakıyorum şimdi 25 yaşında, 25 yaşındaki adama bakıyorum. 25 yaşında Bayındır'ın zakiriydim. Ege bölgesinin altını üstüne getiriyordum. Kendi kendime diyorum, nasıl hayat yaşıyorlar bunlar? 35'e gelinceye kadar senin hayatı bitirmiş olman lazım. 40'a geldiğinde tamam, kemale ermiş olman lazım ya 40'ta. Kırka geldiğinde pişmiş olman lazım. Nasıl pişeceksin? Kaza yapmayın, böyle gidiyor. Yap kaza. Kaza yapmaktan korkan kimse yolda gidemez. Yap. Bir gün Hacı Erkan'ın arabasını aldım ben. Arabalar gidiyor yolda. Gidiyor diye görüyorum. Halbuki gitmiyormuş. Ha bir de ben geride kaldım diye düşündüm. Böyle kendim heyecan yaptım, taktım fitese, bastım gaza, güm önümdekine. Ha gitmiyorlarmış dedim. Demek ki gidiyormuş gibi gördün, gitmeyebilir. O zaman öğrendim. Telefon açtım. Hacı Erkan gözün aydın dedim, Nurtop gibi bir oğlun oldu. Arabayı filanca yerde vurdum. Sende bir şey yok değil mi dedi. Yok dedim ben. Bırak sen arabayı, git oradan dedi. Arabada önmen kalmadıydı tabii. Ne güzel vurmuşum böyle. Sağlam vurmuşum. Hayatı yaşa. Vuracaksın vuracaksın. Vurulacaksın vurulacaksın. Patlayacak patlayacak. Çatlayacak çatlayacak. Yağmur yağacak yağacak. Nereye kadar bu hesapla, kitapla yaşayacaksınız ki? Ha, edebiyatta güzel. Ey oğul, ne zamana kadar altına gümüşe bağlı kalacaksın? Bağı çöz, hür ol. Hani hür olanlar? Allah bizi affetsin. Evlerimizde yaptığımız konservelerde kavanoza koyup kullanmakta sakınca var mı? Yok. Ama uğraşmayın. Bunlar ilaçsız, biliyorum bunları yapılanları. Uğraşmayın, işinizi arttırıyorsunuz. Yazın yazlık yiyin, kışın kışlık yiyin. Sünnetullah bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yazın yazlık yerdi, kışın kışlık yerdi. Kışın ortasında domates yiyeceğiz diye uğraşmayın. Millet ne kadar domates, biber hayranı, hastası, yaz kış yiyor. Yaz kış yenecek yemeklerden et. Etin kuzu etini severdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Oğlak eti severdi, oğlak eti yerdi, kuzu eti yerdi ama daha fazla oğlak yerdi. Ya neden oğlak yerdi dedim ben, kendi kendime düşündüm. Geçenlerde Sait söyledi bana. Sait dedim, oğlak etinin dedim böyle böyle hani şey olmasının, tertemiz olmasının, böyle hani hafif olmasının, güzel olmasının sebebi ne dedim. Bana dedi ki, efendim dedi, oğlak dedi yerden dedi bir tane ot yemez dedi. Kafasını yere hiç indirmez dedi. Dedim ben. Hep dedi ağaçların tefeklerini, dallarını yer dedi. Filizlerini yer. Asla çamura yatmaz dedi. Asla sulu bir yere yatmaz dedi. Ayakta pinekler dedi. Ayakta uyur dedi. Gene yatmaz pis yere, çamur yere. O yüzden oğlak dedi pis bir şey yemez. Pis bir yere yatmaz. Saddak ya Resulallah dedim içimden. Bakın saddak ya Resulallah dedim içimden. Dedim yani tamam. Sait dedim, o yüzden mi lezzetli, hafif? Evet dedi. Ama bir şey var, oğlaklıktan çıkınca buruyorlar. O da caiz değil. Ama bir türlü oğlak zamanında oğlak eti yemiş demek ki. Ben öyle düşünüyorum. Normalde kuzu eti. Kuzu etinin de sağ tarafını.
Bak, özür dilerim. Sol tarafı mı da sayın? Sağ tarafını. Dana eti yemezdi fazla. Evet. Mesela keçi sütü içti. Koyun sütü içti. Deve sütü içti. Alın Tıbbi Nevevi bir cilt. Tıbbi Nevevi bir cilt. Açın, ne yiyorsa yiyin, ne içiyorsa için. Sağlıklı olun. Uyun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine. Bir kardeşin özel bir meselesi varmış, istişare etmek istiyormuş. İnşallah vaktimiz kalırsa diyelim. Bu tip özel istişare etmek isteyenlere vakit ayıramadığımdan dolayı zaman zaman kardeşlerden tümüyle haklarını helal etmesini istiyorum. Siz hakkınızı helal edin. Gerçekten zaman kalmıyor. Yani bu sadece Bursa'ya has bir şey değil, başka şehirlere has bir şey de değil. Yani diğer şehirlerde de aynı şekilde sıkıntı var. Burada da aynı sıkıntı var. Normalde işte genelde haftanın 3-4 günü dışarıda dersteyim. Öyle olunca bu sefer bir türlü fırsat kalmıyor. Yaşlılık da giriyor artık işin içerisine. Eskisi gibi de yaşlılık derken böyle hani yaşlıyım demek manasında değil. Yaşlılık giriyor. Daha girmedi. İhtiyarım ama yaşlı değilim daha. O yüzden bir de işin o tarafı da var. Öyle olunca da tabii zaman kalmıyor. İşin doğrusu aslında zaman kalmıyor. Bu noktada zamanla alakalı problem var. Bir de bazı sohbetler var, hazırlık yapılması gerekiyor. İşte İzmit gibi, Çanakkale gibi, Gelibolu gibi, İzmir gibi yerlere gittiğimizde orada konferansı oluyor. Oralara hazırlık yapmamız gerekiyor. Hazırlık için bir ön, bazen araştırma gerekiyor. O yüzden yeteri kadar bu konuda özel meselelere zaman ayıramıyoruz. İnşallah telefonlarla bu işleri halletmeye çalışıyoruz. Bazı böyle bende kayıtlı olmayan numaralar var. Çok dışarıdan arıyorlar. Kayıtlı olmayan numaralara vaktim kalırsa hani bakıyorum. Ama öbür türlü dönemiyorum onlara. Buna da söyleyeyim. Çünkü bir de işin o tarafı var. Yok büyü yapmışlar da, yok işte muska yapmışlar da, yok işte oğluna şöyle muska yapmışlar, yok gelinine böyle büyü yapmışlar. Bunlarla bizim işimiz gücümüz yok. Arkadaşlar, kardeşler belki de bir dua alsınlar, bir hani zikir verir, bir esma verir diye böyle düşünüyorlar. Bu taraflarda çok meylimiz yok, çok da bilgimiz de yok. O yüzden onlara da cevap veremiyoruz. Hakkınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Geceniz hayır olsun. Selamun aleyküm. El Fatiha'na selavat.